Değerli Kanal T izleyicileri, iyi akşamlar. Bir Beyaz Yakalılar programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta tabii alışılageldiğin aksine sevgili Dilek benimle beraber değil. Biraz rahatsız olduğu için bugün programın moderatörlüğünü ben tek başıma üstlenmiş durumdayım. Programı Dilek Kurnaz, Hasan Çağlar ve bendenizin pandemi koşullarında Akdeniz'in incisi, Kıbrıs'ın en güzel sahilinde Trikomo Long Beach'te. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek prestijli proje Vista Mare sizleri bekliyor. Havaalanına yarım saat mesafede. İhtişamlı lobisi, dünya lezzetlerinde sunan restoran ve kafeler, alışveriş merkezleri, kapalı açık spor alanları, havuzları, spa, Türk hamamı, spor ve antistres alanları, kapalı otopark, tam donanımlı güvenlik sistemleri, akıllı ev dizaynıyla otel konforunu günlük yaşamın parçası haline dönüştürüyor. Geniş ve kullanışlı daireleri ve her daireye özel teraslarıyla romantik gün doğumu ve mehtap keyfini sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Vista Mare, hayallerinizin gerçeğe yelken açtığı yeni bir dünya. Hiç size sağlık hediye edildi mi? Biz ediyoruz. Darboğaz'ın kalbinden gelen yaşam kaynağını el değmeden şişeleyip sizlere sunuyoruz. Sodyum diyetine uygun, yüksek kalsiyum değeri ve doğal mineralleriyle hediyem su doğadan size bir hediye. Güzel Yurt'un merkezinde sağlık alanının öncüsü, eğitim ve uygulama poliklinikleriyle kaliteli eğitim anlayışını ilke edinmiş bir üniversite. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi. Ağırlıklı olarak sağlık bölümleriyle kapılarını halka açan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, eğitimin yanı sıra bünyesinde bulunan eğitim ve uygulama poliklinikleriyle de gece gündüz demeden kaliteli eğitim vizyonuyla sağlam adımlarla ilerlemektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, beslenme ve diyetetik, psikoloji ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim gören öğrencilerimiz, günümüz pandemi sürecinde steril ortamda uygulama derslerini eğitim ve uygulama polikliniklerimizde devam ettirmektedirler. Kıbrıs'ta eğitim sağlıkla başlıyor. Transferiliyen tasarımları, zengin ürün çeşitleri ve özel fiyatlarının yanı sıra yarım asırdır sizin kuyumcunuz olmanın gururunu yaşıyoruz. Fırland Kuyumculuk. Bir boyayı kaliteli yapan nedir? Küf ve mantar oluşumunu engellemesi, antibakteriyel oluşu, mükemmel beyazlığı. Hepsi Permomax antibakteriyel tavan boyasında. Permolit boya. Permolit Kıbrıs genel distribütörü Eco Paint. Fidanlarınız, birikimlerinizle birlikte büyüsün. Bankamızda açacağınız her yeni mevduat için sizin adınıza bir adet fidan bağışlıyoruz. Birlikte inşa edeceğimiz Albank ana ormanı vasıtasıyla daha yeşil bir ülke yaratıyoruz. Albank, yeni bankacılık anlayışıyla hayatınızın her anında. 2018
18 yılından günümüze 1350 profesyonel boya ustaları, 350 karar verici mimarları ve mühendislerle ürün eğitim seminerlerinde bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Bu prensiplerle yola çıkarak doğru ürünleri doğru yerde ve doğru şekilde uygulanmasına destek vermeye devam ediyoruz. İnsanların yaşadıkları mekanlarına değer katmaya, çözümler üretmeye ve hayatlarına renk katmayı sürdüreceğiz. Yıllardır geniş ürün yelpazesiyle ilk tercihiniz olan Önder Alışveriş Merkezlerinde gıdadan hediyelik eşyaya, ayakkabıdan giyime, her yaşa ve herkese uygun ve en hesaplı fiyatlarla siz alışveriş yaparken çocuklarınız eğlensin. Aradığınız her şey Lekoşa ve Mausa'da Önder Alışveriş Merkezlerinde. Önder, alışverişte lider. En kolay ve en akıllı çözümlerle kaliteli, güvenli bir temizlik hizmeti veren Kliniko, ev temizliği, ofis temizliği, inşaat sonrası temizlik ve dezenfektasyon hizmetleriyle hizmet vermektedir. Kliniko, akıllı temizlik çözümleri. Yaşamın yeni rengini ev ve iş yerlerinde yaşatacak İbarman Limited. Böyle bir araya gelememe sıkıntısı var. Bir araya geldiğimizde böyle üretken olamama sıkıntımız var. Ben pandemiye o anlamda çok olumlu bakıyorum. Yani bu zorlukları bir arada ancak çözebileceğimizi aslında öğretiyor bize. Dayanışmayı öğretiyor. O yüzden hakikaten tebrik ederim. Umarım hedeflerinize başarılı olursunuz. Çünkü çok büyük ihtiyaçlar bunlar. Bunlar çok büyük ihtiyaçlar. Zaten sorularımın içerisinde deşeceğimiz unsurlar olacak. Ben şimdi bir hemen ekleme yapayım mı? Tabii. Ekleme yap. Hemen diğer evet. Ümit arkadaşım çok güzel özetledi. Ben biraz daha halk diliyle şunu söyleyeyim. Aslında bizi bu üyelerin hepsi kıyasya rekabet içerisinde olan, birbirini sayan şirketlerdi ama çok ciddi boyutta kıyasaya rekabet içinde olan şirketlerdi. Bizi bir araya getiren aslında ne oldu? Maruz kaldığımız haksızlık ve olanaksızlıklar ve ortak sorunlar oldu. Dolayısıyla olumsuzluklar rakipleri bir araya getirip ortak bir çözüm bulmak. Yani herkesin faydasına olacak, sektördeki herkesin faydasına olacak çözümleri birlikte konuşup birlikte çözüm üretmek üzere bir araya getirdi. Çıkan engelleri birlikte aşmak üzere. Bugüne kadarki sistemde her ne kadar bünyesinde olduğumuz, üyesi olduğumuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası çatısı altında hala daha da dernek olarak da öyledir. Onu ekarte etmeden faaliyetler gösterse de Kıbrıs Türk Ticaret Odası çok ciddi bir katkı koymaya çalışır çıkan sorunlar için ama biz daha fazla bu grupta odak noktası yani bu sektörün sorunlarını daha fazla daha hızlı gündemde tutup daha masa üzerinde tutmaya önümüzde tutmaya çalışan bir hedef oldu. Çünkü Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın üye sayısı çok fazladır ve çok konusu var takip etmesi gereken. Kurumsal yapısından Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın faydalanarak da aynı zamanda daha hızlı hareket edebilen bir sinerji oluşturmaya çalıştı üyeler. Bunu eklemek isterim ek olarak ben. Çok çok önemli çünkü dediğiniz gibi yani çok ciddi bir kıyasaya bir rekabet vardı. Hatta bir tedarikçi arkadaşımın bir lafı çok hoşuma gittiydi. Yani biz birbirimizi yerdik dedi pandemi öncesinde ama tedarik zincirlerinin artık kırılmasıyla birlikte mantığı yok bunun. Yani bir arada bir araya gelip ortak paylardan nasıl buluşabiliriz?
bunu artık konuşmamız gerekir dediydi ve zaten bu dernek de onun üstüne şekillendi. Doğrudur ama kıyasıya rekabet devam ediyor. Orada bir yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. çok tehlikeli arz edebilir o cümle. Kıyasıya rekabet devam ediyor piyasada Mustafa. Tabii ki. Daha kaliteli sadece şey vermek için. Aslında bu derneğin oluşumu pandemi öncesi başladı. Görüşmeler vesaireler. Pandemi belki derneğin oluşurken yani yönetim kurulu olarak da üyeleri olarak dikkate almamız gereken konular pandemiyle de birleşmiş oldu. Ama pandemi öncesi, yani pandemi başladı da kurulmuş bir dernek diyelim. Pandemi öncesi bir araya gelinip bazı yasal uygulamaların haksız rekabeti oluşturan ve adil olmayan, en azından ithalatçı ve tedarikçi şirketlere, katma değer katan şirketlere adil olmayan yaklaşımları bertaraf etmek üzere bir araya gelip konuşmalar başladıydı. Pandemi tabii ister istemez bu süreci daha da kilitlendirdi. Ama yine söyleyeyim, piyasada rekabet çatır çatır devam eder. Etmesi lazım, etmesi lazım, etmesi lazım. O zaten piyasanın özünde, şeyinde o var, fırtınatında o var. Şimdi tabii toplumsal seferberlik ve kolektif ortak akıl yaratımına en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz aslında. Bunu da hep dile getirdik, paylaşıyoruz. Şimdi bu ideali gerçekleştirme adına TUDDER'in bir öncü rol veya bir kritik rol üstlenme gibi bir düşüncesi var mıdır? Çünkü birçok toplumun böyle bir beklentisi var aslında birçok unsurda. Yani siyasetçilerden bekliyor, sivil toplum örgütlerinden bekliyor. Yani işte gemisini kurtaran kaptan kültürü var bizim toplumumuzda. Ama bunun artık sürdürülebilir olmadığı çok açık ortada. Dolayısıyla TUDDER'i ben bu anlamda çok önemsiyorum. Zaten biraz sonra geleceğiz. Sivil topluma yaptığınız çağrı, o sosyal yardım ve dayanışma platformu olgusuna, ama bu ortak akıl ki sözlerinizde de, başında da bahsettiğiniz oluşumunda TUDDER'in ne gibi bir fonksiyon olacak, bir rol olacak? Ümit, burada Necap Bey de akıldı, tabii ben gireyim. Şimdi öncelikle burada kesinlikle ve kesinlikle TUDDER'in zaten demin bahsettiğimiz üzere kuruluş amaçlarından biri bu dayanışmayı sağlamaktır. Ve burada sadece kendi Necat Bey'in bahsettiği fokus grup dediğimiz bu tedarikçilerden öteye bizim beraber bu yolda gittiğimiz paydaşlarımız veyahut beraber çalışacağımız farklı organizasyonlar, farklı kurumlar, örneğin bir restorancılar olabilir, hayvancılar olabilir, çiftçiler olabilir, patatesciler olabilir. Bu arkadaşlarla da hep beraber zaten ortak bir yöne doğru gitmek için bir çabamız vardır. Ve ancak önümüzdeki bu problemleri hep beraber bir şekilde çözebiliriz. Çünkü aslında işin korunda, işin temelinde hepsimizin problemleri de aynı seviyededir. Onun için hep beraber bu dayanışmanın aslında bir unsuru. Bu gibi farklı sektörlerden insanlarla da beraber oturup bir yöne doğru gitmemiz gerekmektedir. Oradaki öncü kısmına bir ekleme yapayım. Necat Bey'in de demin bahsettiği üzere burada kesinlikle ve kesinlikle bu toplumsal seferberliğin öncülerinden olacak. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın da önüne geçme gibi bir ne hedefimiz vardır ne de eğilimimiz vardır. Onun altındaki bir fokus grup olarak biz bu işe başladık ve kendi problemlerimizi daha çabuk çözebileceğimiz için bu dernek oluşumuna gittik. Onun için oradaki her zaman öncü olacak olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın önüne geçme gibi bir de hedefimiz yoktur yani. Buna da eleme yapayım. Doğrudur. Ben koptum bir ara. Tekrar bağlanabildim galiba. Yayında mıyım? Evet yayındasın Necat. Buyur. Okey, koptum. Soruyu yineleyebilirim eğer duymadıysan. Bu ortak akıl, toplumsal seferberlik ruhunun yaratılmasında derneğin
ki ben biliyorum yani Ümit'i bugün tanıdım ama Necat bayağı uğraşıyor. Bayağı bir rol üstlenmiş gönüllü olarak ön planda, ön sapta. Bütün yok, şahsi değildir bu. Tamamen bir ortak çalışmadır bu. Bertan Özbertman başkanlığında ve yönetim kurulu üyeleri, işte Engin Yüksekbaş, Engin Yeşilada, Ümit var. Ümit unut kim var? Mert Atakan. Aydın Ahmet Reşit var. Evet. Mert Atakan. Evet, Mert var. Mert Yaşa. Yani herkes fiziksel olarak da, zihinsel olarak da, maddi olarak da üzerine düşen katkıyı yapıyor. Yönetim kurulu olarak da üyelerimiz de dahil olmak üzere. Ben burada sadece şunu ekleyebilirim. Yani toplumsal seferberlik ve kolektif ortak akıl yaratımına katkı koyabilir mi? Elbette koyabilir. Tabii ki üst çatı olarak KTTO'nun görevini üstlenme gibi misyona sahip değildir. Ancak şöyle bir yardım kampanyası veya bir gıda bağışı kampanyasında bile bir format değişikliği, bir öncülük ve kolektif yapıyı öne sürdük. Dolayısıyla çok önemsiyorum bunu. Ki burada bile normal alıştığımız bir bağış kampanyası sisteminden farklı bir sistem, daha kolektif bir sistem ve seferberlik düşündü. O yönde belki evet sosyal seferberlik ve kolektif çalışma için bir öncü olabilir bu çalışmamız, ona inanıyorum, ama genel anlamda herhangi bir derneğin veya köklü kurulmuş, yıllarını vermiş, kurumsal yapısı oluşmuş, profesyonel kadresi oluşmuş hiçbir yapının önüne geçme gibi bir misyonu yoktur şeyin, derneğimizin. Süper, harika. Şimdi tam toplumsal dayanışma meselesine getirdin lafı. Aslında bu derneklerle özel sektör ve işte derneğinizde bir işbirliği çağrısı yaptınız. Medyaya sanırım dün düştü. Medyaya ve sosyal STK'lara. Evet, bir çağrıda bulundunuz. Bütün dernek üyeleri kendi aranızda 70 bin parça yaklaşık ihtiyaçlı 70 ailelere parça. Evet, ihtiyaçlı ailelere iletilmek üzere bir ciddi yardım kampanyası başlattınız. Ve sivil toplum örgütlerine de çağrıda bulundunuz. Ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu da ifade ettiniz. Bir toplumsal, doğru ifade ediyorsam, sosyal yardım ve dayanışma platformu kurulması için de çalışma başlattınız. İlk sorum, nasıl karşılandı bu şeyiniz, çağrınız kamuoyunda, sivil toplum örgütlerinde ve bu oluşturmayı düşündüğünüz sosyal yardım ve dayanışma platformu tam olarak neleri içeriyor? Ümit? Şimdi sevgili Mustafa, öncelikle bu sosyal yardım dayanışma platformu oluşturulmuştur. Yani bu bizim kendi projemizdir. Ve bunun altında senin de bahsetmiş olduğun gibi... Bu derneğin bir projesidir değil mi? Doğru anlıyorum. Kesinlikle yoksa... Evet, TÜDDER'in bir projesidir. Bu sosyal yardım dayanışma platformudur projenin adı. Bu projenin altında çok ciddi bir miktarda 70 bin parça üründen oluşan hem temel gıda, hem temizlik, hem çocuk ürünlerini muhtevadın bir ürün portfolyosudur diyelim bu. Buradaki esas üstüne basa basa söylediğimiz konu bir dayanışma ve işbirliği modeli geliştirilmiştir. Ve bu dayanışma ve işbirliği modelinin aslında iki tane bacağı vardır. Birinci bacağı, tahmin edebileceğiniz üzere, yardıma muhtaç insanlara bu hazırlanmış olan yardım paketlerinin ulaştırılması. Ancak burada ikinci bacağı, bu sosyal yardım dayanışma platformu, sivil toplum kuruluşlarına
bu çağrıyı yaparak onların da aynı zamanda kapasite artırımını katkı vermektir ve bunu hedeflemektedir. Ha bunu nasıl yapacağız? Sivil toplum kuruluşlarına yaptığımız bir açık çağrı vardı. Şu an saat çok yenidir. Bu arada yani nasıl gidiyor diye sordum ona cevap vermek için. Daha dün yani neredeyse 24 saati bile doldurmadık STK'lara yapılan çağrılara ve hali hazırda hem kişisel bazda hem STK'lardan da bu talepler bize gelmeye başladı. Harika. Yani iyi bir ivme kazandık bir günde bile. Ha, buradaki öbür projelerden bir sürü yardımlar yapıyor. Tabii ki herkesin çok ciddi katkılar yaptığını da görüyoruz burada. Ama bizim projemizin farkı nedir? Burada STK'larla yapılan bir işbirliği vardır. Ve bu STK'lardan da istediğimiz bilgiler vardır. Yani biz bir STK geldiğinde 50 yardım kolisi istediğimde 50 yardım kolisini direkt takdim etmiyoruz. Burada biz STK'dan nereye bu yardımı yapacağına dair detaylı bir çizelge oluşturuyoruz. Farklı faktörleri, işte evde olan kişi sayısı, ne kadar çocuk olduğu, çocukların kaç aylık olduğu vesaire vesaire, ne gibi ihtiyaçlar olduğu, bunlara çok ciddi bilgiler toplandıktan sonra bu yardımlar veriliyor bu kuruluşlara. O yüzden burada STK'lar gelirken nereye bu paketin gideceğini bizim elimizde somut bir veri olması lazım bunu yaparken. Bu da çok önemli bir unsurdur. Çünkü gerçek ihtiyacı bulma konusunda çok önemli bir yer almaktadır bu. Çok doğru, çok doğru. Şimdi Ümit'in bahsettiği, buyur Necat. Tabii burada şöyle ekleyeyim ben. Burada şu da çok önemli. Yani her dernek müracaat edebilir. Ben 100 paket dağıtırım. İyi güzel kime dağıtın kısmında soru sorduğumda dağıtırım ama nereye? Burada esas niyet edilen ihtiyaçlı kişilere paketlerin ulaştırılması ve olası bir şekilde israfı önlemektir. Yani bazı noktalarda fazla paket birikmesi, yanlış dağıtım olması, ihtiyaçsız paketin gitmesi, yani adamın gerçek ihtiyacı duyduğu ürün değil de başka bir ürün gidiyorsa da çok fazla hedefe, amaca hizmet etmeyeceğini düşündüğümüzden dedik ki daha detaylandıralım. Çünkü normal uygulamalarda herkesten Allah razı olsun bir sürü bağış yapan var, dağıtılanlar var ama zaman zaman da kümelenmeleri gördük yani. Biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Yapacağımız yardımda herhangi bir şekilde art niyeti ve uygunsuzluğu nasıl engelleyebiliriz? B, yanlış dağıtımı ve yanlış noktalarda paketlerin birikimini, C, elimizde veya toplanan yardımın kalması, anlatabildim. Evet. Bunların hepsi bir israf olacağı için israf olmaması yönünde, hedefe doğru kitleye ulaşması yönünde, gerçek ihtiyaçlara ulaşması yönünde bilgi toparlama talebimiz var STK'dan. Yani bu bilgilerle gelin, birlikte değerlendirip hemen onaya sunalım ve paketleri ihtiyaçlara ulaştıralımdır hedef. Yoksa paket dağıtma kısmı herkes lojistik firmasıdır. Çok rahat dağıtılır. Yani bizim şirketteki, bizim dernekteki herkes bunları dağıtabilir ama bu değildir hedefimiz. Dağıtma değil, doğru ihtiyaçlara ulaştırma hedeflenmiştir bu çağrıda. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar geçmişte yaşandı. Yani ihtiyaçlı olmayan birçok insan çeşitli düzenlenen yardım kampanyalarından maalesef faydalandı ve ihtiyaçlı olan insanlara maalesef bu yardımlar ulaştırılamadı. O anlamda çok önemsiyorum hassasiyetinizi. Şimdi Ümit'in bahsettiği yerden devam edelim isterim. Dayanışma platformunun aynı zamanda kapasite artırımıyla ilgili hem özel sektörde, doğru mu anladım, özel sektör içindeki şirketlerimizin kapasitelerinin artırımı yoksa sivil toplum örgütlerinin mi? Onu biraz açabilir miyiz? Başlangıçta sivil toplum örgütlerinin, yani ilk hedef alınan şey odur. Sivil toplum örgütlerinin, örnek veriyorum, dağıtırım diyeceği şey miktarı tamam ama kime dağıtacağım kısmında o detaylı bilgilere ulaşmak
manasında evet kapasite artır mı diye düşünebiliriz. Çünkü birkaç tane örgütle yaptığımız temasta hemen böyle bir liste çıkartamadı ama çok rahat liste çıkartanlar var. Biz çok iyi takip ediyoruz ihtiyaçları diyenler oldu. Ve Ümit arkadaşımın dediği gibi bir gün dolmasına rağmen, yani sadece bir gün dolmasına rağmen çok ciddi dernekler hem veri tabanı güçlü dernekler de temasa geçmeye başladı. Bu sevindiricidir bizim için. Şirketler içerisindeki kapasite artırımı kısmı bir ayrı boyuttur o. Bence o derneğin ve dernek üyelerinin ihtiyacı olması dahilinde gündeme alacağımız bir konu olur. Yani hem yönetsel kapasite artırımı hem oysaydı aynen. Sorduğum tabii. Odur, 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 odur. Ve o tamamıyla yani dernek üyelerinin ihtiyacı olması. Büyük bir ihtimalle bunu eğitime bağlarsın sen vesaire yönetsel bir eğitim kısmında. Evet. Bu tabii tamamıyla dernek üyelerinin ihtiyaç durumuna göre gündemimize alacağımız bir konu olur. Yani şu anda dernek üyelerimizin kapasite artırımına ihtiyacı var, bir eksiklikleri var gibi bir yaklaşımımız ve konumuz olmadı üzerinde konuştuğumuz, onu söyleyeyim. O anladım. Daha ikincildir. Yani içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha ikincil kalır o herhalde. Anladım. Ve ihtiyaca göre. İhtiyaca göre. Şey açısından aslında ben düşündüm. Çünkü bu derneğin yani o kapasite artırımı, çünkü sivil toplum içerisinden gelen de bir kişi olarak çok bu kapasite artırımıyla ilgili projelere katıldım. Hani şey düşündüydüm ben, acaba dernek işte know-how'ıyla, uzmanlığıyla bu dayanışma yardım kampanyası olarak başlar ama çünkü sivil toplumun da çok ciddi bir kapasite artırmana ihtiyacı var. Yani hatta sivil toplumun sosyal girişimlere dönüşmeye ihtiyacı var. Yani orada çünkü sürdürülebilirlik sıkıntısı çok ciddi, çok bariz. Çok sayıda sivil toplum örgütü var ama bu sivil toplum örgütleri maalesef o kapasiteye ulaşamadıkları için çalıştığı alanlarda yeterince fayda üretemiyorlar. O anlamda da çok önemsiyorum. Hani belki ilerleyen süreçte bu başlayan işbirliğini evrileceği yer noktasında. Mustafa, aslında orada ekleyeceğim unsur tabii Ümit, buyur. Kapasite konusunda, yani resource, kaynak var. Yalnız doğru şekilde kullanılıyor. Orasıydı bizim aslında kapasite artırımı STK'larda bahsettiğimiz. Evet, anladım. Yani bu veri tabanını oluştururken aslında var olan kaynağı doğru bir şekilde değerlendirebileceğiz. Bravo. Evet. Çok iyi anladım. Şimdi burada tabii şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hani genelde konuşulur işte toplumda. İşte tüccarın hatta bayağı tartışmalar da oldu. İşte Sayın Ali Başman'ın bir paylaşımı olduğu, o paylaşıma ciddi tepkiler geldi. Ciddi bir sosyal medyada infial çıktı vesaire. Bu tabii şunu akla getirdi. İşte tüccar tanımı, işte buradaki büyük iş insanlarının işte sürekli olarak toplumu işte sömürdüğü, böyle bir algıdan bahsediyorum. Yani konuşulmaya muhtaç. Şimdi böyle bir algıya katılır mısınız? Nasıl değerlendirirsiniz tüccarın yani hani halk ağzı algısında tüccarın diyorum tabii. Özel sektörün büyük oyuncularını diyelim. Peki daha doğrusu odur. Böyle bir algı eğer kabul ediyorsanız bunu değiştirmek için TUTDER'in herhangi somut çalışmaları olacak mı? Müsaade edersen ben başlayayım bu defa. Evet, Ümit. Lütfen. Lütfen. Ümit izin verdi işte tamamım. Şimdi ben bu söyleme üzülüyorum demeyeceğim, sinirleniyorum. Çünkü sebebini de söyleyeyim. Bir kere bir, tüccarın tanımını iyi yapmak lazım. Bunu az sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tüccar tanımını okuyarak yapacağım size. Öncelikle. İki, bunu unutmayalım, burayı unutmayalım diye söylüyorum. Döneceğiz buna geri ama bir kere tüccar dediğimiz kimdir? Ya sevgili Ali Başman bir açıklama yaparken memleketin bir gerçeğini dikkate çekmeye çalıştıydı. Tamam mı? Belki hassasiyeti olan insanlar dönemsel olarak gerçek vermek istediği mesajı kaçırmış olabilir ama
üyemiz olduğu için de söyleyeceğim. Başman kardeşler, bugün kolektif bu memleketin en eski kuruluşlarından bir tanesinin Kıbrıs için bölgesel dağıtımını yapar. Yani yerli sanayinin ürününün dağıtımını yapar. Örnek veriyorum. Başka bir arkadaşımız yine yerli sanayinin bayiliğini yapar. Bütün ada genelinde dağıtımını yapar. Başka bir arkadaşımız başka bir firmanınkını yapar. Ve dolayısıyla tüccarın tanımını anlamak lazım. Ve konumlandırmak lazım. Diğer taraftan iş insanlarının hayatımızdaki yerini de tanımlamak lazım. Yani doğru. Bu eleştirileri yapan insanlar bir kıyafet giyer. Bu kıyafeti kim getirir? İş insanı getirir. Veya bir sanayici diker bunu. Ama bu sanayici diker fabrikasından bunu tüketiciye kim ulaştırır? Belki bir aracı tüccar ulaştırır. Bir şey yer içer, bunları kim getirir? Yani o kadar iç içeyiz ki ben buna bu kadar büyük eleştiriyi hak ettiğine inanmam. Herhangi bir iş insanının, ister sanayici olsun, ister tüccar olsun ve hiçbir yerli ürünü dağıtmıyor da olsa hak ettiğine inanmam. Neden? Yurt dışından getirdiği bir ürün bile bu memlekete bir değerdir. Sonuçta bu memlekette yaşayan bir sürü çeşitli etnik gruplar vardır. Ve bu etnik grupların tükettiği ürünleri bile getiriyor olsa bir değer katıyordur. Bu bizim piyasamızda var bir arkadaş. Hollanda'ya gittiğinde, İngiltere'ye gittiğinde bu hatırlayın bu hayvanlık şeyini de düşkünlüğümüzde. İşte bu yoktur hemen saldırdık. Ya bizim memlekette var. Her şey var. Dolayısıyla bunu tedarik edip memlekete getirip de memleketin genel algısına ve eğer bir marka oluşacak ise Kıbrıs için turistik olarak da pozisyon olarak da bu ürünlerin varlığı piyasada olması bile artı bir değerdir. Dolayısıyla küçümsenmeyecek bir efor vardır. Bunun unutulmaması lazım. Ve unutmayalım ki hiçbir ürün de bize direkt gelmiyor. Çok ciddi eforlarla Türkiye üzerindeki limanlar üzerinden getirilir. Normal bir dünyadaki iş insanının yaptığı efordan, dikkatten, zamandan ve kaynaktan daha fazlasını aktarır bizim yerli iş insanlarımız. İster sanayici olsun, ister tüccar olsun, tekrar söylüyorum, ithalatçısı olsun. Atatürk'ün yaptığı tanımı da bulmak lazım aslında. Yani bir dakika müsaade edeyim, bulalım onu. Ki tabii bunu ki oturtalım insanların beyninde isterim. Yani bu iş insanları şey değildir, bir düşman değildir. Ama Türkler, böyle de bir algı var. Yani bunu da konuşmak bak, yani nedenlerini de konuşmak lazım. Tamam ama bunu yavaş yavaş kıracağız. Bizim gibi dernekler, evet, açıklamaları yapan, cesaret gösteren iş sahipleri bunu yavaş yavaş kıracak ve başka örneklerle de bunu kıracağız. Yani bu böyle kalmayacak. Bakın ne diyor. Evet. Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. 1923 Mustafa Kemal Atatürk. Bakın benim tüylerim diken diken olur. Emniyet edilen ve emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır diyor. Çok önemli. Çok. Tamam mı? Dolayısıyla bir kere bunu çok iyi oturtmak lazım. Ve dikkat edin ne diyor? Milletin emeği ve üretimine, yani sanayinin üretimine kıymetle katmak üzere söyler. Evet. Tamam mı? Evet. Bunu söyledikten sonra şunu da eklemek isterim. Yahu bizde bir spor yapılır, takım kurulur, federasyonların hali belli. Ben 2 sene tenis federasyonu as başkanlığı yaptım. Verilen, ayrılan kaynak tenis federasyonuna son 4 senedir aynıydı. Düşünün siz dolar bazındaki erimesini. Ve bu federasyonlar, bunun gibi federasyonlar büyük özveriyle yönetilmeye çalışır ve bunların bulduğu destek özel sektördendir arkadaşlar, kamudan değildir. Bildiğiniz özel sektörden para kazanıp kaynak aktarabilen insanlardandır. Yani bugün bir örnek veriyorum tekrar, kamudaki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, akrabalarımız, yeğenlerimiz, kardeşlerimiz tepki gösterdiydi ama unutmayın ki eğer çocuklar özel okula gidiyorsa ki çoğunun gidiyor,
Gene bir iş adamı kurmuştur o iş okulu. Eğer çocuğu bir kursa gidiyorsa, futbol kursuna gidiyorsa, o kulübün de arkasında finansal destek iş adamındandır. Anlatabildim? Doğru. Yani kullandığın araba gene bir iş adamıdır. Yani bu kadar düşman kesilecek biri değildir. İş adamı dediği ya annesidir, ya babasıdır, ya kardeşidir, ya yeğenidir, ya arkadaşıdır. Anlatabildim? Kendinden biridir. O zaman bu kadar o zaman yani biraz beni en çok rahatsız eden bir konu olduğu için biraz hararetli gelir. Tabii yok de. Yok ama şöyle bir şey de var. Yani ateş olmayan yerinde duman çıkmaz. Yani neden bu hani sırf bir şey yokken üretilen şeyler de değil aslında bunlar. Yani yıllar içerisinde oluşmuş bir algıdan bahsediyoruz. Yani iş dünyası bir öz eleştiri yaptığında acaba neden bu kadar değer üretirken bu kadar tepkiye maruz kalıyorlar diye neler söylemek gerekir? Belki Ümit buradan senden devam edelim. Belki eklemelerinde olur şeyin Necati. Sevgili Mustafa, öncelikle esas en başta sorduğum soruya geleyim. Böyle bir algı var mıdır sorusuna? Evet, evet. Şimdi böyle bir algı olmadığını söylemek yanlış olur. Ancak ben bu zümrenin çok büyük olduğunu düşünmem açıkçası. Yani böyle bir algı evet vardır ama yavaş yavaş bunun kırılacağını ben söyleyebilirim. Yani kesin ona dayanırım. Tutter'in rolü de burada çoktur. Ve bu algıyı kırmaya da yardımcı olacak. Kesinlikle. Demin de ben de o yüzden çok önemsiyorum. Burada biz gerçekten dernek olarak kendimize inanıyoruz ve bu algıyı uzun vadede kıracağız. Kesinlikle. Ya burada bu algı nereden çıktı sorusuna cevap olarak aslında evet. Bence çok eskilere dayanan bir konu. Bu yani yeni çıkan bir şey değil. Bunun da sebebi geçmişte mesela burada dernek içerisinde 22 tane aynı sektörde bulunan şirket vardır. 22 tane tüccar vardır halkın deyimiyle. Bu geçmişte bu kadar fazla değildi. Rekabet koşulları bu kadar sıkı, bu kadar zor değildi. Bu yüzden geçmişte evet bazı avantajlar sağlanmış olabilir. Ya bir ürünü, bir kategoride bulunan ürünü az tedarikçi getiriyordur. İnsanlar ona ulaşmak için mecburdu o tedarikçilerin getirdiği ürünü almaya. Ama şu an inanılmaz farklı fiyat paritelerinde ürünler mevcuttur piyasamıza. Belirli bir ürün kategorisinde. O yüzden bu tedarikçilerin zaten burada inanılmaz bir rekabete girmesinden kaynaklanan bir durum söz konusudur. Dolayısıyla bu çok olan rekabetin ileride bu tüccara karşı olan algısını ben kesinlikle değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar artık farkına varmaya başlayacak ki aslında yani tüccar sürekli fahiş kar marjı yapan, fahiş paralar kazanan bir kesim değildir aslında. Çünkü onlar da öbür sektörler gibi çok ciddi bir rekabetin içerisindedir. Bu bahsettiğin algı dediğim gibi bence çok geçmişe dayanan fazla bir rekabet koşulun olmadığı dönemlere dayanır ve bugünlere kadar geldi. Güzel. Eklemek istediğin var mı Necat? Yok, o Ümit daha farklı bir şeyden yaklaştırdı. Diğer söylemden yaklaştı. Şeyde tüccarlar üzerine yapılan diğer söylemden yani ekonomik söylemden yaklaştı. Çok da güzel doğru noktaları söyledi. Şu anda özellikle temel gıda ürünlerinde sanırım 20'nin altında tedarikçi yoktur. Bakın 20'nin altında. Küçücük bir memlekette. Dolayısıyla 2-3 tane noktayı da 2-3 tane veriyi de incelemek lazım. Yani popülasyona göre ithalatçı sayısına bakmak lazım. Metrekareye düşen işletme sayısına bakmak lazım. Yani eğer bazı verileri bilimsel olarak ve istatistik olarak inceleyecek olursak Kıbrıs piyasasının ne kadar zorlu bir piyasa olduğunu herkes görecek. Çok çok zordur yani iş yapmak, ayakta kalmak ve bunu sürdürebilmek.
Kolay değil. %100 katılırım. %100 katılırım. Bir noktaya değinebilir miyim Mustafa? Ayrıca bu tüccar algısı söyleminde de devletin rolü çok büyüktür. Yani burada geçtiğimiz aylarda bir devlet adamının, ekonomi bakanımızın yaptığı söylemler tüccarın algısının oluşmasında halkımıza doğru bilgi vermez. O yüzden burada kesinlikle ve kesinlikle devletin yapacağı söylemler, alacağı aksiyonlar da tüccarın dışarıdaki halkımıza olan appearance'ı, görünüşü çok çok önem kazanır. Evet. Bu gibi yanlış söylemlerle yönlendirilmemesi lazım insanların. Çok güzel bir yerdeyiz. Kışkırtıcı bir şey olmaması lazım. Tenzih edilerek yapılması lazım söylemlerin. Yani elbette her kitlenin içinde çürük vardır. Olacaktır da bu. Bunu engellemek değil, insanoğludur sonuçta. İnsandan bahsederiz. İşi yapan da insandır, iş adamı da insandır. Elbette aralarda çürük çıkacaktır ama bir çürük için bütün bir iş dünyasını kışkırtacak bir şekilde, hedef yapacak şekilde söylemleri kesinlikle olmaması lazım. Dedim ya, ben zaten üzülüyorum der çoğu insan. Ben üzülmüyorum, ben sinirleniyorum böyle söylemlere. Çok kısa bir ara, hemen devam edeceğiz. Çok güzel bir yerdeyiz. İkinci bölümde karşınızda olmak üzere. Kısa bir aradan sonra Beyaz Yakalılar devam edecek. Kanal T Haber'e konuşan vatandaş, ekmeğin pahalı olmasından şikayetçi. Şikayeti bununla sınırlı değil. Ekmek fiyatlarında denetim olmasını talep ediyor. Covid salgını sebebiyle turizm taleplerinde büyük düşüşler yaşayan turizm acenteleri yardım istediklerini bir kez daha duyurdu. Restorancılar Birliği cumartesi günleri paket, çevrim içi sipariş ve gel al hizmetlerinin devamını 1 Mart tarihinde de kurallara uygun olarak tam açılmayı talep etti. 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü 3 Mart Çarşamba günü Ankara'da imzalanacak. Milli Eğitim ve Denetleme, Değerlendirme ve Yönetim Kurulu kuruluş, görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısı mecliste görüşüldü. Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunun çözümü çerçevesine gerçekleştirmesi planlanan gayri resmi beşli konferansın tarih ve yerini resmen duyurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplarak belki bir arada diye. Aynen. Orada da bir standart oluşturulur diye. Ümit'e bahsettim. İçeride... Ben seni yeni tanırım Mustafa. Şimdi devam edeceğiz. Çünkü okay. Evet. Okay. Evet değerli Beyaz Yakalılar izleyicileri. Çok kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Böyle kaçırdık gibi olduk. Ama mazur görün çünkü artık evdeyiz. Evden bağlanıyoruz. O yüzden böyle azizlikler olur diye düşünüyorum. Şimdi şu noktadayız aslında. Güzel bir noktadayız bence. Şimdi hani ben de bir üretici, bir iş insanı olarak özel sektöre atılmadan önce çok açık söyleyeyim. Bende de öyle bir algı vardı. Yani ben işte ticaret, ne anlarım ben ticaretten? İşte gidip de böyle işte insanları işte yani o İlkel aklımla diyeyim. Yani 12-15 sene önce belki. Şu böyle bir şey vardı bizde. Dolayısıyla toplumsal algıyı çok iyi anlayabilirim ama sizler gibi vizyon sahibi, toplumu düşünen, toplumsal düşünen iş insanlarının varlığıdır aslında toplumu ileriye götürecek olan her alanda Necat da bahsettiği, işte sen de bahsettiğin
sizlerin çalışmalarıdır toplumu kalkındıracak olan. Sosyal olarak da ekonomik olarak. Dolayısıyla motor güç özel sektördür ama tabii ki özel sektörün de farklılaşması gerekir. Yani toplumu daha iyi dinlemesi, daha iyi algılaması gerektiğine şahsen ben çok inanıyorum. Şimdi şuradan devam etmek isterim. Yine sana zannedersem herhalde Derin Deniz'in çalışmaları kapsamında mutlaka olacaktır. Aile şirketleri. Yani bizim ülkemizin işte %90'dan fazlası aile şirketlerinden mütevellit. Ve dünya istatistik verilerine göre aslında aile şirketlerinde 3. 4. nesle ulaşabilen çok az olduğu söylenmişti. En eski aile şirketi Mars çikolatalarının. Onlar da galiba 50 kişilik bir aile şirketi. Ve orada çalışan yine bir Kıbrıslı Türk sevgili Erol'la ben program yapmıştım. Erol Süleymanoğlu. İzliyorsa kulakları ışınlasın. O bana anlatmıştı. Yani nasıl inanılmaz kurallarının olduğunu bütün branşlarında ve köklüleşmiş, markalaşmış bir dünyaya mal olmuş bir şirket olmasında buradaki işte iç şey dediğimiz, iç müşteri dediğimiz çalışanlarına, işte dışta müşterilerine, tedarikçilerine sağladığı, kattığı değerlerle alakalı, bir kurumsal kültür oluşturmakla alakalı olduğunu vurgulamıştı. Çok etkilenmiştim. Bu anlamda bizim tabii şirketlerimizin kurumsal yapılarının toplumsal kurumsal yapımız da biraz sıkıntılı olduğu için çok da şahsen iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Tabii birkaç tane sivrilen şirketlerimiz hariç. Derneğin aile şirketlerimizin bu ihtiyaçlarını, yani onları kurumsallaşma noktasında, markalaşma noktasında geliştirmekle alakalı çalışmaları olacak mı? Onları işte markalaştırıp, çünkü Gülsa şuna inanıyorum ben. Bu ülkenin ayağa kalkması bence markalaşmış, dünyaya değer katan markalaşmış şirketleriyle olacak. Çok nettir yani bu. Aynı zamanda tabii ki sporcusuyla, sanatçısıyla ama şirketlerinin de bu noktada çok ciddi bir rol oynayacağına inananlardanım. Derneğin böyle çalışmaları olacak mı bu anlamda? Aile şirketlerine nasıl bakarsın? Necat? Benden başlayayım. Peki. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani markalaşma dedin ya. Ben ondan çok emin değilim. Neden emin değilim? Bir kere mevcut koşullarda Kıbrıs'ta çıkaracağın herhangi bir markanın dünya piyasasına sunulması kısmında bir şey var. Özellikle bir ürünse bu. Tabii ki yeni gelişen teknoloji, işte yazılımdır vesairedir, bir ürün çıkar, oyun çıkar, program çıkar, bundan bahsetmiyorum. Ama eğer imal edilen bir emtiadan bahsediyorsak, bunun markalaşması için tamamıyla zihnin ve kurgunun yurt dışında yapılması lazım. Yani bu markayı yurt dışında oluşturacaksın, burada değil. Dolayısıyla Kıbrıs içerisinde ürettiğin bir marka ancak Kıbrıs'ta marka olabilir. Yurt dışına satamadığın sürece. Dolayısıyla yurt dışına satış kanalını açmadığımız sürece ben dünya çapında bir emtia üreteceğim Kıbrıs'ta ve marka yapacağım bunu ve bunu satabileceğim dediğimizde ben orada karamsarım. Çünkü önümüzde çok ciddi engeller var. İlk bunu söyleyeyim. Elbette bazı girişimler vardır. İşte elektrikli araç üretilmesi vesaire. Ve bunun nasıl bir pozisyon aldığı, arkasındaki strateji nedir, satış ve marketing stratejisi nedir bilmiyorum. Belki ileride burada başlayıp da Türkiye'ye taşınacak bu marka, oradan üretilecek veya Çin'de üretilecek bilmiyorum. Yani bir marka oluşumunu burada başlatıp başarılı olduktan sonra yurt dışına ilerliyor. O apayrı bir ürün ama yani şey değil o. MTA değil diyeyim artık orada. Daha value added başka bir ürün var orada. Özellikle elektrikli araba olması itibariyle daha high tech bir ürüne geçmiş oluruz. Yani bizim içinde bulunduğumuz fast moving hızlı tüketim ürünleri kısmında Kıbrıs'tan bir markayı üreterek markalaşması çok uzun ve zorlu bir meşakkatli bir yoldur. Çok pozitif değilim bu yönde.
şirketlerin markası olma, şirketlerin kendi bir marka olma konusunda ise özellikle ithalat ve yerel kısımda tabii ki olabilir. Yani zaten birçok firmamız olmuş vaziyettedir hep yerel ekonomi içerisinde. Üçüncü jenerasyon kısmına bahsettiğimde bu bahsettiğim bütün dünyanın genel şeyidir, sıkıntısıdır baktığında. Yani sadece bize özgü değil. Biliyorsun ki yeni kurulan işletmelerin %98'i ilk 5 senede yok olur. Bu istatistik de değişmiyor. Yani benim öğrencilik hayatımdan beri değişmemiş bu istatistik. Geçen gün yine baktım. Var mı bir değişiklik diye? Yok. Dolayısıyla üçüncü jenerasyona nasıl aktaracağız? Ondan emin değilim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Benim çocuklarımla benim aramda benim babamla olan jenerasyon farkından daha büyük bir jenerasyon farkı var. Anlatabildim. Biz iki arada bir derede kalmış bir jenerasyonuz. Ve benim babam rahmetli 1934 doğumluydu. Allah rahmet eylesin. Benim onunla paylaştığım ortak nokta çok çok daha fazlaydı. Şu anda kendi oğlumla paylaştığımdan dolayısıyla çok emin değilim. Yani bizim kurmuş olduğumuz şirketin üçüncü jenerasyon veya ikinci jenerasyonda yapmak isteyecekleri bir iş olup olmadığından emin değil. Benim görüşüm dolayısıyla bu. Ama eğer ki üçüncü jenerasyona aktarmak isteyen şirketler varsa bu muhakkak sürekli danışmanlık alması lazım. Yani ben hasbelkader 2-3-4-5 danışmanlık da yaptım Türkiye'de ama daha fazla satış pazarlama üzerineydi. Şunu söyleyebilirim. Ben kendi şirketimde danışmanlık yaptığım şirketlere verdiğim tavsiyeleri kendi şirketimde uygulamakta zorlanırım. Tamam. Ve abime de onu söyledim. Genel müdürümüzdür abim. Abi dedim biz de alalım bir danışman. Çünkü bazen olmuyor. Dolayısıyla danışman ve eğitim almak zorundadır şirketler. Bu şey yani. Ben bilirim demenin hiçbir anlamı yoktur. Bu şeydir. Tartışma kaldırmayan bir gerçektir deyim. Diğer taraftan derneğin bu yönde çalışmaları olabilir mi? Bir bitireyim cümleyi de devam edeyim. Tabii. Diğer taraftan şunu tavsiye edeceğim. Yani aile eğer bunun içerisinde olmak istiyor ise ailenin ana prensiplerinin kağıt üzerine dökülüp aile anayasası dediğimiz prensipleri oturtması lazım danışmanların da önüne geldiklerinde. Zaten ilk başlangıç noktaları bu olur danışmanların. Bunun üzerinde şimdiden çalışmaya başlaması lazım şirketlerin diye düşünürüm. Bizim dernekle ilgili sorduğunda dediğim gibi bizim dernekte bunlar hep bir ihtiyaç üzerine ancak gündeme gelebilir. Yani şu anda öyle bir gündemimiz yoktur açıkçası. Aile şirketlerinde 3. jenerasyona çok yeni bir şirket dernektir pardon. Evet. Ve esas sıkıntımız bizim yasalar, kamusal uygulamalar ve bizim önümüze çıkan engeller, ithalatta yaşadığımız izin üstüne izin gibi konular, güneyde veya dünyada çalışan bir ürünün çok rahat serbest dolaşım ve ithalatı yapılırken bizde bir şekilde ilgili bakanlık veya müdürlük veya bir yerde takılması gibi ve bunun bu süreçlerin maliyet unsuru. Yani maliyet unsuru derken hem ithalat izninde yaşanan unsurlar, maliyet unsurları hem de vakit kaybıyla ilgili. Yani bazen bir ürünü ithal etmek için 5 ayrı yerden izin alır üyelerimiz. Dolayısıyla bunlar zaten dediğim gibi, daha önce dediğim gibi KTTO'nun bünyesindeki oturmuş, katrolaşmış bir ana şemsiye üzerinde bu sorunları muhakkak çözebileceğimiz kısım kanal orada olur. Eğitim kısmına geldiğimizde de şu anda bizim dernek çok yeni bir dernek olması itibariyle gündemimizde değil ama KTTO'nun faaliyetleri içerisinde eğitim programları vesaire var. Bize müracaat olursa da büyük bir ihtimalle hem gündeme alırız hem de yönlendirme yaparız diye düşünüyorum. Okey, güzel. Ümit, eklemek istediğin Necan abi bayağı bir şey anlattı burada. Detaylı ama ekleme yapabileceğim bir iki nokta var. Aile şirketleri konusunda. Sen özellikle daha genç bir jenerasyon olarak özellikle. Evet, aynen. Ben ikinci jenerasyonum örneğin kendi aile şirketimizde.
burada yaşanabilecek problemlerden biri doğal olarak birinci jenerasyon şirketi kurup belirli bir yere getirdiği için daha donanımlıdır ve o donanımının ne kadarını ikinci jenerasyona aktarabileceği konusudur. İkinci jenerasyonun aktarılanı ne kadar algıladığı ve üçüncü jenerasyona ne kadarını aktarabileceği mevzusu vardır. Aslında işin bütün bozulan tarafı burada başlar. Çünkü bir anlatılır ama ne kadar algılanır. Ondan sonra algılananın ne kadarı üçüncü jenerasyona anlatılır. Onun için bozulur burada. Ha, burada tek ve tek bu işin jenerasyondan jenerasyona gitmesinin tek yolu kurumsallıktır kesinlikle. Ancak bizim memlekette... Ne anlamalıyız sevgili Ümit kurumsallıktan? Çünkü böyle dile pelesenk olur böyle bu tip kavramlar. Yani kurumsallaşma işte yeniden yapılanma falan filan falan filan. Yani ne anlamamız gerekir? Şimdi öncelikle kurumsallaşmada yani bir hiyerarşik model olması lazım kesinlikle. Yani herkes nerede ne yapacağını, nerede durduğunu bilmelidir. Özellikle ve özellikle bizim tip şirketlerde yani bir yapı oluşması lazım. Ve bu yapıda herkes kendi sorumluluğunu ne yapacağını bilmesi lazım kesinlikle. Ha, burada kurumsallaşma konusunda yalnız bizim memlekette yaşayabileceğimiz en büyük problemlerden biri de maalesef birinci jenerasyonların da yaşamış olduğu ama bu kadar fazla görmediği, yaşamadığı konu personel kalifiyesidir. Ne kadar iyi personele sahip olup olmadığındır aslında ne kadar iyi bir ve çabuk bir şekilde kurumsallaşmaya geçebileceğin mevzu, o da çok önemlidir. Ve maalesef bizim memlekette şu an yani benim kendi görüşümdür tabii bu görebildiğim kadarıyla geçmişte birinci jenerasyonun sahip olduğu kalifiye personeli ikinci jenerasyon, bizim memleket üzerinde konuşurum ha bu arada yani genel olarak değil, ikinci jenerasyonu bulup bulmayacağı konusudur. Evet. Derneğin bakış açısını sordum, ona da ekleyeyim. Gerçi Necat abi söyledi burada söylenecek ama biraz eğitim işine girer Mustafa o. Yani dernek üyelerinin kendi içerisinde zaten birçoğunun kendi personeline verdiği eğitimler vardır. Örneğin gerek pazarlama konusunda, gerek merchandising, rafçı konusunda herkes kendi eğitimlerini üstleniyordur. Kurumsallaşma da bu eğitimlerden bir tanesidir aslında. Burada TUDDER'in birinci kısa vadedeki önceliği değildir. Doğruya doğru. Yani burada bizim birinci önceliğimiz kronikleşmiş sektörün problemlerini nasıl engelleriz? İkinci önceliğimiz bunu nasıl sürdürebilir ve ekonomik akla uygun bir yapıya getirtiriz? Bunlarda başarılı olduktan sonra bu bahsettiğin üçüncü eğitim safhasına yani şirketlerin, üye şirketlerinin kendi içerisinde bulunan personele eğitim safhasına ancak ondan sonra düşünebiliriz ve önümüze alabiliriz diye düşünürüm. Güzel, güzel. Şeyi sormak isterim. Tabii yine TUDDER'in açısını çok merak ediyorum. Özellikle yerli üretici, şimdi pandemiyle birlikte yerli üretime aslında ciddi bir rağbet gelmeye başladı. Ben de bir yerli üretici olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İşte eskiden beri işte yerli üreticinin ürettiği ürün ya nasıl olsa yerli üretimdir. İşte belli bir standarttadır, almayalım diye bir şey vardı ama ciddi bir toplumsal farkındalık gözlemliyorum ben. Son yıllarda ama özellikle pandemiyle birlikte. Şimdi tabii bir yandan da tedarikçi şirketler, işte lojistik şirketlerinin ithalatçı ağırlıklı olarak olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede yerli üretimin de yaşatılması adına ki çağdaş modeller de yani üretici firma sadece üretir, işte dağıtıcı firma, lojistik firma da aslında bu üretileni dağıtır ve günün sonunda rekabet tabii ki kıyasaya devam eder. Yani tedarikçi, lojistikçi firmalar
kendi aralarında rekabet eder. Daha iyi penetrasyon, daha kaliteli hizmet için. Aynı şekilde üreticiler de. Buna nasıl bakarsınız siz? Yani bu yerli üreticilerle örneğin mesela ben gene bir üretici olarak işte yani fonlara çok fazla sıcak bakan bir insan değilim ama yani bir fon uygulaması olacaksa burada üretilen ürünlerle alakalı ithal edilecek ürünlerde onun da yerli üreticinin korunması değil yani geliştirilmesi, hizmetini geliştirilmesi için bir kaynak aktarımı devlet tarafından olabilir ama maalesef bu tip fonlar işte kamu açığını işte memurlara ödemeye ayrılmıştır. Bakış açınızı çok merak ediyorum. Bu yerli üretici, ithalatçı, işte tedarikçi dayanışması bağlamında. Necat? Ne zaman başlayacaksın? Başlayayım ya. Şimdi yerli üretimin veya yerli sanayinin desteklenmesi. Bir kere şuna dikkat edelim. İsterim. Tamam, desteklensin. Nasıl desteklensin? Fonla mı desteklensin? Veya maliyetlerini düşürerek mi desteklensin? Bunları çok iyi incelemek lazım. Ama şunu söyleyeyim ben. Öncelikle yerli sanayide katma değer yaratmasına çok dikkat etmemiz lazım. Yani sanayinin tanımını yaparken nedir sanayi? Bizim için destekleyeceğimiz sanayi nedir? Aldığı ham madde girdilerinin final ürün fiyatı içerisindeki payı nedir? Ne kadar katma değer yaratıyor bu mevcut ekonomimize ve dolayısıyla evet. Kamu gelirine buna bakmak lazım. Ben şunu söyleyebilirim. İllaki bir üreticiyi destekleyeceğiz mantığıyla yapılan desteklerin çoğu fos çıktı. Tamam. Çok doğru, bir, çok doğru, çok doğru. Bir, fizibilitesini incelendi mi? İki, bilir kişiden görüş aldılar mı? Bugün baktığımızda fonlanan veya korunan birçok sektörde korunan üreticinin ki örnek de verebilirim, kalitesizliğin devam ettiği, kendini geliştirmediğini ve yarattığı katma değerin düşük olduğu, istihdamın düşük olduğu, kamuya katkısının ödediği vergiler vesaireyle düşük olduğunu görebiliyorsun. Gene tenzih ederim. Tüm sanayi için bunu söylemiyorum. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Özellikle Kalkınma Bankası'ndan alınan kredilerde eğer ki bir tıkanıklık varsa yani bir sektörü 15 sene destekleyemezsiniz ya. 15 sene koruyamazsınız. Aynen. Yani batacaksa da bırakın batsın bu adam. Anlatabildim. Tabii ki batmasın. Batmasını istediğimden dolayı demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama sürekli destekleyerek toplu faydaya zarar vermeye başlar. Yani bir israf yapmaya başlarız. Diğer taraftan koruma adına konulan fonlamalar veya kotalar veya diğer şeyler korumacılık bir, eğer kaliteyi artırmıyorsa, kalitesizliğe sebep veriyorsa, iki, pahalılığa sebep veriyorsa, bütün tüketiciyi, bütün halkın ekonomisine olumsuz olarak yani maliyet olarak yansıyor ise biz neyi koruduğumuzu düşünmemiz lazım. Yani küçük bir üretim tesisi veya orta ölçekli bir üretim tesisini sürekli olarak kendini geliştirmeden devam ediyorsa ve bunu korumaya devam ediyor isek biz ve bunun maliyeti de pahalılık ve düşen kamu gelirleri ise düşünmek lazım. Dolayısıyla ben evet bazı kritik vital dediğimiz, ölümcül dediğimiz adada olmamız itibariyle acil ihtiyaçlarda hangi ürün gruplarının tedarik zincirinde kopmadan veya kopması halinde temelde nelere sahip olmamız gerektiğini tespit edip düşünülebilir mi? Emin değilim yani. Bundan bile emin değilim. Çünkü çok ciddi bir köprü var Türkiye ile. Öbür taraftan şunu da söylemek isterim. Her ne üretecek olursak olalım Kıbrıs'ta, ölçek ekonomisine her zaman yenilecek. Tamam mı? Bunu kabul etmek lazım. Yani bugün artan teknolojiyle
artan makinalardaki output'lar ile bizim mücadele etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla teşvik sisteminde bazı yenilikler gerekebilir. Bu benim şahsi görüşümdür. Hakkı neyi bağlamaz onu söyleyeyim. Yani bu anda bu konuyla ilgili söylediklerim tamamıyla Necat Yüksel görüşleridir. Dernekle alakalı değil onu söyleyeyim. Şunu söylemek isterim. Örnek vereyim size. Şimdi bir sıfır makineye teşvik veririz. Veya sıfır makineyi kabul ederiz. Yeni çıkan teknolojilerin hepsinde maalesef output yüksektir arkadaşlar. Tamam mı? Kendi sektörümden örnek vereyim size. Ben 97 senesinde ambalaj sektörüne girdim Türkiye'de. Ve hala da ambalaj sektöründeyim. 97 senesinde poşetten örnek vereceğim. Poşet kesen makinenin maksimum hızı 120 idi. En pahalısı. Bugün 300'dür. Başka bir örnek daha vereyim. Çocuk bezi ambalajlama makinesinde, paketleme çocuk bezi makinesinde 150 vuruş yapan makineler gitti. 800 ile 1200 var dakikada. Tamam. Şimdi ben eğer bir üretim boşluk bulduysam ve kendi markamı yaratacaksam, bir fırsat olarak gördüğümü varsayarsam, kalkıp da ben bu makineleri getiremem. Dolayısıyla teşvik sisteminde bizim ölçeğimize göre belki de garanti kapsamında olan refurnish ikinci el makinalar, yani lisanslı üreticiler vardır dünyada ki bu makinaları alır, bakımını yapar ve 2 sene garanti verir. Ve bu makinalar aslında Kıbrıs ölçeğine uygun makinalardır. Örnek veriyorum. Tamam. Dolayısıyla kalkıp da 500 bin euroluk bir makine almak yerine 100 bin euroluk bir makine almak yerine 30 bin euroluk bir makine getirebiliriz. Bunlara fırsat verilirse sanayinin startup yatırım maliyeti de, startuplarında aynı zamanda sadece mevcut sanayinin değil ama startuplarında giriş maliyetleri düşeceği için ürün maliyetleri ve alternatif finans maliyetleri de düşecek. O zaman belki şansları olacaktır. Diğer taraftan elektriktir, işte SSK'dır, bu gibi yerler, bu gibi desteklerle bence teşvik edilmesi lazım şeyin, sanayinin. Benim şahsi görüşüm budur. Bunların çok iyi analiz edilmesi lazım. Ve bazı kararlar alınırken de kamuda muhakkak surette ticaret odası, sanayi odası gibi birikimi olan yerlerden veya sektörlerden, derneklerden görüş alınması lazım bir karar çıkmadan önce. Yani çok fazla koruduğumuz zaman olmuyor. Yani fanus içinde sürekli koruyamazsınız şeyi. Aynen. Bir herhangi bir şeyi. Bu elinde sonunda bir şeye maruz kalacaktır. Çünkü büyür, organizma büyür. Anlatabildim. Organizma rekabet, sonunda rekabet edebilirliğini artırması lazım işletmelerin. Yani ve bu dediğin gibi yani geçici şeylerle, desteklerle olur. Ben de kesinlikle bir yerli üretici olarak da söylüyorum. Kesinlikle uzun vadeli koruma politikalarına ben de karşıyım yani. Eğer başaramıyorsa o yatırımlarını veya doğru konumlandıramıyorsa markette kendisini, bence de batması gerekir. Yani demek ki yok, hak etmiyordur. Ona ben de aynı fikirim açıkçası. Ümit, ne eklemek istedin? Yes. Son bir şey daha söyleyeyim. Çok özür dilerim Ümit. Az önce bir şey söyledim. Yani burada neye dikkat etmek lazım? Bilimsel şirketlerde bir de az önceki sorunla birleştirecek olursam örnek veriyorum. 3-5 küçük ölçekli şirketlerin ürettiği ürünleri eğer kendileri dağıtmak isterse çok ciddi bir maliyete girer. Öbür taraftan bende de 3-5 ürün var, sende de 3-5 ürün var, diğer arkadaşta da 3-5 ürün var vesaire. Şimdi tenzih ederek söylerim. Yani bizim dernekteki büyük şirketlerin güç birliğine dağıtım lojisini birleştirmesi belki mümkün değildir. Çünkü çok ciddi, Ümit'in söylediği gibi dünya çapında markaları temsil eder bu şirketler. Ama küçük şirketler devreye girdiği zaman durup da dağıtım kanallarını, dağıtım süreçlerini kendi bünyelerinde yapmaları yerine 4-5 tanesi birleşip bir tane ortak dağıtım şirketi kurup bu maliyeti eşit ortaklıklarla paylaşıp
maliyetlerini düşürüp de büyüklere karşı rekabet de edebilirler. Yani ortak akıl, ortak kaynak kullanma zamanıdır küçük ölçekliler için. Aksi takdirde çok fazla bu kadar büyük rekabet olan bir pazarda çok fazla şansları olmaz yüksek maliyetlerle. Çok doğru, çok doğru. Hem fikrim. Ümit, ben Necat abinin görüşünü netleyeceğim. Tutter'in bu konudaki görüşüdür. Evet. En başında belirttiğim gibi zaten Tutter'in en büyük hedeflerinden biri de bu mukayeseli avantajı olan, coğrafik avantajı olan, bu birikime, kültürel birikime sahip ürünlerimizin, yerli üretim olan ürünlerimizin kesinlikle ve kesinlikle Tutter üye şirketleri tarafından destekleneceğidir. Ancak bu işin nasıl desteklenebilir? Yine iki bacağı vardır bunun. Bir, yerel piyasamızda demin Necat abin de bahsettiği gibi üretici şirketler kendileri bu eforu, bu kaynakları harcayacağına, burada zaten hali hazırda bizler hem dağıtım, geniş dağıtım ağı olarak, hem pazarlama ağı olarak, hem de merchandising ağı olarak zaten sürekli marketlerde kıyasıya bu savaşı veren şirketleriz. Ve yerel üreticilerle bizim Tutter üyeleri olarak yapacağımız herhangi bir işbirliği zaten burada otomatikman yerel üreticiye bir katkı sağlayacaktır. İkinci bacağı da bu işin gene Tutter üyeleri yurt dışından dünyaca ünlü markaları ithalatını sağlamaktadır bu memlekete ve burada çok ciddi kontaklara, network'e sahiptir bu şirketler. Bu network'leri kullanarak buradaki yerel üreticilere çok büyük bir fırsat sağlayabilir bu ürünlerini yurt dışına ihracatını gerçekleştirmek için. Yalnız burada tek dikkat edilmesi gereken bir konu var. Yani ben ürettim. Yönetmenim, ben bir uyarı aldım. Bu arada son 3 dakika var kalmış ya. Yine Allah'ım. Tamam, bitiriyorum o zaman. Geçtim, vallahi. Ben burada dikkat edilmesi gereken konu yerel üretici. Ben ürettim. Tedarikçi de dağıtsın değildir buradaki dava. Yerel üretici dikkat etmesi lazım. Müşteri memnuniyetini sağlaması için kalitesini. Arz ve talep, ekonomik akılı belli eden fiyat faktörüne dikkat etmesi lazım. Yani ben burada ürettim bir ürünü, sen al dağıt değildir. Bu gibi faktörlere dikkat edilip bir marka yaratılıp gerek ambalajına dikkat edersin, gerek ürün kalitene, fiyatına, bunların hepsi birdir. Bunları sunduktan sonra zaten üye tedarikçi şirketleri bunlara hayır demeyecektir. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel söyledi Gümüt. Örnekleri de var zaten hala. Aynen öyle. Evet, örnekleri evet. De var. Madem süremiz doluyor Mustafa, son bu şey sosyal yardım dayanışma platformuna tekrar evet, anlatalım istersen. Son birkaç cümleyle bitirelim. Evet. Çok belli ki çok konuşmamız gerekecek. Aynen. Ciddi miktarda bir ürün toplanmıştır. Kesinlikle Tutter aracılığıyla. Burada STK'lara açık çağrımızdır bizim. Bravo. Gelip derneğe kesinlikle başvurularını yapsınlar. Zaten hem web sayfamızda hem Facebook'umuzda her yerde numara WhatsApp hatlarımız da vardır. Kontak formlarımız da vardır. Lütfen buraya gerekli başvurular yapsınlar. Anında zaten kendileriyle iletişime geçilip bir veriler istenecek. Onlardan geri dönüş alındığında bu paketler ihtiyaççı kişilere ulaştırılacaktır. Harikasınız. Ben de hemen buyurun ekleyeyim. Hocam. Birlikte sorumluyuz.org ve tutter.org birlikte sorumluyuz.org ve tutter.org buralara girdiklerinde hem web sitemiz hem Facebook'lardan gerekli bilgileri ulaşacaklar. Çok güzel söyledi Ümit, sağ olasın. İyi hatırlattın. Sloganı da sen hatırlat istersen Necat abi. Çok pardon? Sloganı da sen söyle bitirmeden.
İstersen. Birlikte söyleyelim o zaman. Bir yanından biz tuttuk. Bir yanından siz tutun. Ağzınıza sorumluyuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben de forumları vesaire bilgileri neyse kendi sosyal medya hesaplarından da programlarından da paylaşmak isterim. Bir nebze olsun bize tutabilirsek bir tarafından ne mutlu bize. Geniş kitlelere ulaştıralım. İnşallah. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Konuşacak biz daha çok konuları vardı ama süreler yetmedi bize. Gene her zamanki gibi konuşmaya, paylaşmaya devam edecek. Hocam sürenin yetmesi için beni çağırmaman lazım. abi cansın, cansın. Evet, değerli beyaz zekalılar izleyicileri, bir beyaz zekalılar programında daha sizlerle birlikteydik. Toplumsal dayanışmayı konuştuk. Benim hep hayal ettiğim aslında özel sektörün, sivil toplumun, toplumun tüm asli unsurlarının birbiriyle güç paylaşımı, işbirliği yapma noktası. Bunlar oluyor, olmaya başladı. Daha fazlası olacak. Bizler de bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Haftaya yine bir Beyaz Yakalar programında sizlerle birlikte olmak üzere. İyi akşamlar.